Aferin Aytül Hanım'a. İlk taksit yatmış. Güzel. İclal Hanım, ben gelmeyeyim. Şimdi uzun sürer, sonra Mert'e geç kalırım. Ay bir şey olmaz bak, bu kadar insan var burada. Sen gelene kadar baş ederler Mert'le. Ay git hayatım git. Bak İclal Hanım doğru söylüyor. Git hem belki bir iki parça bir şey de sana kapar gönlünden ha. Bak ya, ay ne tok gözlü kız ya. Hiç sesi bile çıkmadı canım. İclal Hanım, isterseniz ben... Ben ne istediğimi söyledim Nur. Bir saate kadar benimle alışverişe geleceksin, o kadar. Hah, bak geldi halanlar da. Hadi bir saate bekliyorum yanıma. Aferin kız İclal. Gözün Sinan da bunun üstünde olsun ha. Sonra demedi değil mi? Nerede bu insanlar? İyi bari sen buradasın. Ne oluyor Yiğit? Nerede insanlar? İzinli. Nasıl izinli Yiğit? 300 kişinin 300'ü de izinli mi? Aynen. Yiğit ne diyorsun sen Allah aşkına? Bilirkişi raporu çıkıp şantiyede ne olduğunu öğrenene kadar herkese izin verdim. Ya 3 gün. 3 gün boyunca herkes izne yolladın öyle mi? Ya sen aklını mı kaçırdın? Anlaşmalar, sözleşmeler. Biz iflas ettik Yiğit o zaman. Ya gene başladın gamlı baykuş. Nereye iflas ediyoruz Allah aşkına? Hem sen kendin söylemedin mi? İnsanlar kendini burada güvende hissetmeyecek diye. Tamam ben söyledim de. Herkes güvende olsun diye dükkanı kapatıp iflas edelim mi dedim? Ya kafaları rahat olsun Cahit. Burada gergin mecburen çalışacaklarına gidip kafalarını dağıtsınlar. Fena mı? Sen de şu aç yakını bağrını gırtlağına kadar kapatmışsın gene. Hadi. Hadi gidiyoruz hadi biz de izinliyiz. Hadi yürü hadi. Gitsem gerçekten iyi değilsin ha. Ben sana söyleyeyim. Hadi be Hafize, bir çorbayı yapamadım be Hafize. Öldüm burada acımda. Ya bari şu ağrı kesiciyi getir. Aman, Kayyar Efendi kaç tane elim var benim Allah aşkına? Elmas! Bir inemedin aşağı kızım ya. Tamam halacığım, ben çorbayı karıştırırım. Sen ilacı ver. Ay yavrum. Aman, nerede bu elmas ayol? Anne. Ha? Benim Yaren Hanım'ı okula götürmem lazım. Ne zaman bitecek bu Yaren Hanım'ın cezası? Zaten bütün gece hastanede canın çıktı yavrum. Bitmesin ya. Yani kolay kolay bitmez onun cezası. Elmas bir inemedin aşağı. Geldim geldim. Hadi yine ucuz kurtuldun. Cezan da bitti. Helal helal helal. Ne diyorsun kızım sen ya? Ne cezasıymış bu? Canım ağzımda öyle çıkıverdi. Şantiyede beklemeyi sevmiyor ya. Ondan şey ettim bir onu. Değil mi babacığım? tabii kızım. Evet. Elmas, hadi babanın hastaneden gelen kirlilerini. Bu bavullar ne böyle? Evden kaçıyor anne bu. Zevzek. Ne yine iş gitsi mi kızım? Yani Yiğit Bey gücenmesin ama hiç içime sinmiyor. Aklım sende kalıyor yavrum. Merak etme anneciğim, çünkü iş gezisine gitmiyorum. Çiftliğe taşınıyorum. Ay şu Sinan'a bak ya. Sabah kalktı ortalığa bir laf attı, şimdi yok yine ortalıklarda. Kesin vurdu kafayı yattı.
Sinan'ın ipiyle kuyuya inersen böyle olur işte. Kız haklı. Mert'e falan yetişemez o. Bak biz anne kız gidelim, vakitlice geliriz, olur mu? Ay anne bayılacağım. Cidden bayılacağım yani. Seninle gitmek istemiyorum diyorum ya. Kaç kere söyleyeceğim daha? Ay hakikaten Aytül Hanım ben. Aman baskı uyguladın kıza ya. Bırak. Vallahi İcler'in yerine ben şiştim ha. Ya genç onlar. Sen niye ayak bağlıyorsun onları? Bırak gezip tozsunlar. Aytül Hanım misafir odasına bir yatak daha koydurttum. Tamam. Çayımı al, bana soğuk bir su getir. Beyefendi. Niye? Anneciğim hayırdır? Nur'un kaldığı odaya mı ekstra yatak? Hakikaten hayırdır? Aa, tek tek gelin ya. Şu Elmas Nur'un odasına yerleşiyor. Sebep? Ay yok artık, daha neler. Oldu olacak, bütün müştemilatı çiftliğe toplayalım bari. Anne cidden ne alaka? Yani Elmas ne alaka? Sonuçta bizim işimiz öyle şirkette çalış, akşam evine döndüm, mesai bitti iş değil. Hem Yiğit Bey'in özel asistanı olarak daha yakınında olacağım. Hem de kardeş yarıma can yoldaşı olacağım. Ne? O da bana mı kalıyor şimdi? Divanda yatmaktan yırttım yani. Aman al tepe tepe kullan odayı. Vallahi başarılarının devamını dilerim ablacığım. Anneciğim, kızın gider gitmez hemen yukarıya taşınıyorum, haberin olsun. Hadi cümleten iyi günler. Bunda tipe bak. Benden çok sevindirik oldu manyak. Şey, Elmas. Şimdi biz birlikte mi kalacağız? Öyle olacak tabii. Kardeş kardeş, yine birlikteyiz. Ne güzel değil mi? Vay be, yakışır kızıma. Çiftlik odası vallahi yakışır kızıma. Yakışır hem de ne yakışır be. Yani bunca zamandır aynı işi yapıyorsun. Kalman icap etmedi de. Şimdi neden icap etti anlamadım. İcap etti anneciğim. Ama asma suratını, gel. Ay sanki dünyanın bir ucuna gidiyorum, şurası kız. Vallahi ne diyeyim. Hayırlısı neyse olsun. Abla da kal geldi. Sen bir şey söylemeyecek misin Nur? Yoksa odanı paylaşmak istemiyor musun benimle? Yok. Olur mu öyle şey? Şaşırdım yani. Hı. İyi. Sen benim yerleşmeme yardım et. Geçer şaşkını. Gel. Şu çantayı sen al. Anne görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım, hadi yavrum, hadi selamet, hadi çocuğum. Hayır, bildiğin istila ettiler evi ya. Hayır, oldu olacak Tayyar Efendi'yi de alalım bari çiftliğe, yer çok nasıl olsa. Ay bu ciddi sinirlendi ya. Ay nasıl sinirlenmeyeyim İcral ya? Sevimsiz, gözleri felfej okuyan bir kız zaten. Öbürünün geldiği yetmiyor, bir de bu çıktı başımıza şimdi. Nazan tamam, geliyorlar, uzatma. Günaydınlar. Ay hava da ne güzel değil mi böyle? Açıldık saçıldık bahçelere. Elmas, odanızı hazırlattım. Git yerleş, kurun düzeninizi Nur'la hadi. Tabii biz de gidiyoruz zaten. Bu arada Aytül Hanım her şey için çok teşekkür ederim. Yani hem benim hem Yiğit Bey'in işleri çok hafifleyecek bu sistemde. Tekrar teşekkürler. Yani üzgünüm ama Nazan haklı. Bunun havası ne ki böyle? Sanki gel de çiftliğin baş köşesine yerleşecek. Şunun triplerine bak ya. Havası batsın. Sevimsiz şey. Akşam bu balıkları biz tuttuk deyince Mert çıldıracak biliyor musun? Artık ona da bir balık tutma sözün olur. Yaz gelsin onu balıkçı yapacağım, gör bak. Sabah akşam balık tutturacağım. Ulan Cahit. Bizim hiç yaz tatilimiz olmadı ha. Köpek gibi çalıştık yaz kış. Biliyorsun değil mi? Babam bir kere Mert'e söylediğim gibi bir şey söylemiş midir bizim için? Allah rahmet eylesin. Söylememiştir.